Yani benim edindiğim bilgi o ki, o iddiayı duymadım ama edindiğim bilgi o ki Ahmet Özel'le ilgili ikinci bir soruşturma daha var. Bu tutuklandığı soruşturma terör örgütü üyeliğine ilişkindi. Evet. Hatta propaganda vardı da tutuklanma nedeni o değildi. Tutuklanma nedeni örgüt üyeliğine dairdi. Ayrıca Ahmet Özel hakkında terörün finansmanıyla ilgili bir soruşturma daha yürütüldüğünü öğrendim. Tamam. Ekleyeyim abi birkaç bilgi daha. Bu kapsamda işte belediye kaynaklarından iddiaya göre işte çeşitli yerlere para aktarıldığı gibi bir soruşturma yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bunu kayyum atanan bütün belediyelerde bunu söylenir ama bir tane somut ortaya ben yoksun. Ben sadece doğrudur yanlış anlamı söylemedim. Yok yok. Ben itiraz etmeye yarım kalıyor. Yani ben sadece bilgi aktarıyorum. Yani mevcut soruşturma zayıf bir soruşturma. Aslında mevcut soruşturmayla için bir şey bir yani. Bence bir tutuklama verilemezdi zaten. Gözaltı tartışması bile yapılamazdı. Nitekim aslında bu soruşturma yani şu an Ahmet Özel'in tutuklandığı soruşturma daha önce Mersin'de başlamış olan 2023'te Mersin'de başlamış olan Ahmet Özel'i ilgilendiren kısım başlamış olan bir soruşturmaydı. Ahmet Özel'i ilgilendiren kısım 2024'ün ilk aylarında İstanbul'a geldi. İstanbul'da bu bir süre bekletildi. Bir eski başsavcı hatta orada da iddia var değil mi? Eski başsavcı diye. Biraz tutuyor elinde. Şaban Yılmaz biraz tutuyor elinde. Sonra bunu fezleke hazırlansın diye polise gönderiyor. Fezleke dönene kadar Şaban Yılmaz Yargıtay'a gidiyor. Fezleke döndüğünde bu Akın Gürlek'in yeni atanan başsavcı Akın Gürlek'in önüne geliyor. Benim duyduğum kadarıyla Akın Gürlek bu soruşturmayla ilgili gidip Cumhurbaşkanı'ndan izin istiyor. Cumhurbaşkanı zaten yani kör istemiş bir göz Allah vermiş iki gözü burada. Süleyman Soylu öyle diyordu ya. Ve dolayısıyla bu soruşturmaya izin veriyor. Bu arada benim, orada Şaban Yılmaz'ın dosyanın içini boş bulduğuna yönelik bir iddia öyle yani. Ama benim bildiğim kadarıyla işlem yapmıyor yani. Şey yapıyor evet, yani operasyon evet. Yapmıyor. Yani niye yapmaz gibi başlar? Şöyle biraz şimdi Şaban Bey savcı kökenli. Akın Gürlek hakim kökenli. İkisi arasında böyle teknik olarak farklar var. Bir de Akın Gürlek yani Şaban Yılmaz bürokraside denge işte Cumhurbaşkanı ile siyaset kurumu arasında bir denge gözetiyor. Akın Gürlek bildiğim kadarıyla doğrudan Cumhurbaşkanı'na çok yakın olmakla biliniyor. Yani yargıda herhangi bir ağırlık merkezinden çok doğrudan Erdoğan'a yakın ve hatta aslında yani bir başına bir figür olduğu halde doğrudan Adalet Bakanı yardımcısı olarak görev yaptı. Adalet Bakanı'yla da ilişkilerinin çok iyi olmadığı ifade ediliyordu. Günün sonunda geldi İstanbul Başsavcısı oldu ve yine Erdoğan'ın arzusuyla oldu. Ben geldiğimde aslında o zaman söylemiştim yani Akın Gürlek geliyor. Akın Gürlek geçmişte işte Canan Kaftancıoğlu davasında, Selahattin Demirtaş davasında, Ayder davasında. Hepsi de 9-10 sene önceki paylaşımlar falan ya bunlar. Ziyadesiyle ceza verdi. Enis Berberoğlu'nda ise Anayasa Mahkemesi kararına rağmen direkt tahliye etmedi. Bu ilkti bu arada. Şimdi dolayısıyla Akın Gürlek'in gelişi bir güvenlikçi dönemi, bir siyasi dönemin açılacağının işaretiydi. Nitekim Akın Gürlek bu dosyayı alınca duyduğum kadarıyla Cumhurbaşkanı'ndan izin alıyor. Benim duyduğum kadarıyla Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı operasyonu sabahında Barış'ın bugün yazdığı kadarıyla öncesinde yani ikimiz de öncesinde diyoruz ama ben daha zamansal olarak operasyonun hemen öncesinde öğrendiklerini duymuş ve yazmıştım. Barış ise operasyondan önce diye ifade ediyor. Operasyonun öncesinde yani Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı'ndan ve İçişleri Bakanı'ndan önce duyuyor ve onaylıyor. Ardından onlar bunu benim bildiğim kadarıyla engellemeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı nezdinde de müdahale etmeye çalışıyor. Güçleri yetmiyor, engelleyemiyorlar. Bu operasyon yapılıyor. Şimdi bir ikinci dosya daha var. Yine Ahmet Özel hakkında bu kez belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili sözde iddiaya göre terör örgütlerine aktarıldığı ya da bu amaçlarla kullanıldığı iddiasını soruşturan, bunu irdeleyen bir soruşturma var. Bu da terörizmin finansmanı suçlamasıyla yürütülüyor. Muhtemelen bu kapsamda da yeni bir yargılama olacak. Hayır, ayrı bir dava açılmaz. Belki ikiz birleştirilir ama yani, başka iş ve işlemler yapılabilir. Başka gözaltılar olabilir. Bunu takip edenler de göreceğiz ama benim kanaatim şu. Bu soruşturma, baştan beri söylüyorum. Bu soruşturma mahiyeti itibariyle
Esenyurt'tan Saraçhane'ye bir tünel kazma niteliği taşıyor. Buradaki soruşturma İstanbul Belediyesi'ne yöneltilirse hiç şaşırmayacağım. Çünkü Akın Gürley'in geçmişte hakimken yaptığı bir işten bende bu fikri uyandırıyor. Diyayder davasını masadakiler bilir ama ben hatırlatayım. Diyayder HDP'ye yakın din adamlarının kurduğu Din Adamları Yardımlaşma Derneği diye bir dernekti. Bununla ilgili olarak bir dava görülüyordu. Bu davaya da İstanbul 14. Arıza Mahkemesi Başkanı iken Akın Gürlek bakıyordu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O davada bu Diyayder'in başkanı aynı zamanda Diyayder üyeleri aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nde gassaldı. Cenaze yıkayıcısıydı 5 kişi. Ve dolayısıyla bunlarla ilgili de ayrı bir soruşturma açılmıştı. Yine işte bu imamların üzerinden İstanbul Belediyesi'nin 100 liralık bayramdan bayrama verilen alışveriş kartlarını dağıttığı ifade edilmişti. Bunlar da AK Parti'nin daha önce para olarak verdiğini mevcut belediye kart olarak vermiş. Bundan ötürü de bu iddia dosya içerisinde yer alıyordu. Bir duruşmada tanık olarak dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlaşmalardan Sorumlu Daire Başkanı Yavuz Saltık duruşmaya çağrıldı. Duruşmaya tanık olarak çağrıldı. O duruşmada tanık olarak çıktı. Yani tanık olarak çağrıldı. Mahkeme başkanı duruşma sonunda Yavuz Saltık'ın örgüte yardım ettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavuz Saltık o davadan yargılandı. Yakasını zor kurtardı. O duruşmanın hakimi Akın Gürlek'ti. Ve Akın Gürlek o duruşmadan sonra aday bakan yardımcısı oldu zaten. Dolayısıyla öyle de yarım kalmış bir yargılama süreci var. Bunu da hatırlatmak isterim. Hem bu hem de Esenyurt Belediyesi'ndeki ikinci soruşturma vakası bu soruşturmanın giderek İstanbul Belediyesi'ni kuşatacak bir mahiyet arz etme ihtimalini barındırıyor. Yoldan şeyden çıktı. TRT görmüş ki pardon. Tabii, özür dilerim. TRT işinden çıkarak söyledik. Orayı bir küçük bitireyim. İsmail'in söylediğiyle bunu destekler nitelikte. TRT'de KCK'nın başına geçecek iddiası resmen dile getirdim. Ama bu böyle ya. Olay olarak TRT'nin canlı yayında söylendi. Üzerine sen diyorsun ki terörün finansmanı. Zaten bunu biliyorsun eleştiriler hep zayıf şeylerle, gerekçelerle açıldı diye. Mesela bazı terörü finanse mi etmiş şu, kardeşim? Mesela işte PKK, yani. İşte PKK'lıların değer ailesi diye nitelediği yakınlarını işte dağda kaybetmiş olanlara iş verildiği iddiası gibi bir iddia üzerinden soruşturma yürütülüyor. İşte,